Bu hangisiydi? Bu birkaç kere şey yaptırdım. Güzel meme yapıyor diye. Maşallah. 4 tane tutmuş. Ama güzel yapmış. Yani bunun anaları çok güzel iri olur. Yavaş. Şu kaç tane tutmuş? Maşallah. Arkadaşlar bak. Ama şunu yemiş bak. Şunu da vardı. 2 4 6 8 9 tane tutmuş. Bak ne kadar güzel oldu. Hava soğuk. Ağızlarını kapatmış. Bak. Hava soğuk gidince. Gücünün yettiğini yapmış. Gücünün yetmediğini yemiş. Evet, bu neymiş? Şuradaki çubuk. Bu çubuk, bu arada fazla yavru kalmadığı için ben bunu varoğu için kullandım. Bunu sağım yapmayacağım arıları genelde onlara atıyorum ben yani. Bak yalnız içinde öldürmüş oğlum. Aynen, çubuğun etkileri. Çubuk içinde bayağı öldürmüş. Bunu aslında üzerine koymam lazımdı. Yeni çıkan yavrular, cansız olanlar. Dayanamamış. Onları öldürmüş bayağı. Yapacak bir şey de yok. Ama tabi varroa ile savaşta birkaç tane arı ölüsü. Yalnız ben şöyle yaptım. Yemliğin altına iri göze yapmış arı. Hı hı. O da dışarıdan gelen balla değil. Ben ara sıra şerbet veriyorum. Onunla aldanarak yapmış. Bayağı indirmiş. Ona da erkek arı vurmuş. Hı. Erkek göze yani. Ağzını kapatmış komple. Hı hı. Bunu ne yaptım ben? Komple birkaç gün iyice yetti. Bunu dedim ne kadar varroa var içinde. Ağzını açtım. Hı. Her gözede var ya, her gözede 3 tane 4 tane. İri gözede. Ben bunu çıkarttım, hepsini imha. İmha ettiğin şu çalların dibinde falan vardı. Onlar hepsini imha ettik, onlardan kurtulduk. Hemen şurada göstereyim. Onları ben şimdi sonradan attım oğlum onu. Onu gömeceğim ben. Şunlar iri göze, bunlar yine gömülecek. Ama karıncalar da tabii parçalıyor bunları. Normal göze yavrusu değil bunlar. Yani şurada. Erkek arı yavruları bunlar. Ama genelde bunların her bir gözede 3-4 tane varroa oluyor. Babam da. Ya kısacası şu. Doğal varroa temizleme yöntemi. Ama yalnız ben bunu 10 defa ilaç versem o bir çıtadaki veyahut da bir yemliğin altındaki öldürdüğüm varroa kadar düşüremezdim. Bak. Bir de özellikle diş varrolar onun içine giriyor. Günümüzdeki diş varrolar ne yapıyor? Gittiği zaman bura rahatlıyor azıcık. Evet. Kısacası şöyle. Bu sene bir masraf alırsak rekor. Ürettiğimiz analar kâr. Hedefimiz ne olacak biliyor musun? Gelecek sene için genç ana. Hiç bak arılar yığırmış. Şunların hepsi kat istiyor. Ama işlem yapmadığından üzerine ben kat atamıyorum. Atma şansım yok. Arı ilerlemiyor. Yani dışarıdan bal, nektar gelmiyor. Hava ortamı iyi diye. Çiçek var, her şey var. Çiçekte bal da yok yani. Diyelim ki ne? Onda bir bal var. Peki ne olacak bunun sonu? Bunun sonu bu sene anıya çalışacağız. Genç ana. Arıların yapabilirsek hepsini gençleştirecek. İyi kötü bunlardan bir masraf alırsak rekor. Zaten biz şekerci değilik. Şeker de versen bunlar, bu arıya şekerle bal yaptırana da alalım. Zaten burada da imkanı yok. Yok kardeşim bu, ya. Bu kullandığımız ırklarla da imkanı yok. Durum öyle şimdi.